söyleyeyim. Kayseri'den de benzer görüntüler geldi biraz önce. Başka illerde de olabilir. Hmm. 18 lira ile 20 lira arasında bir paradan bahsediyoruz. Tasarruf edecekleri para. Buyurun Mehmet Ali Bey. Önce şöyle, o 18-20 lira bazıları için yani oturdukları lokantada ayrılırken bıraktıkları bahşişin çok az bir kısmı olabilir. Ben her seferinde aynı örneği veriyorum ama yani o örneği verirken de söylemekten duyduğum hicabı da ifade ederek söylemek istiyorum. Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerini, aşağı yukarı derken bütün illerini gezmiş, bütün ilçelerine de gitmiş nadir adamlardan biri olduğumu daha önce bu programda da söylemiştim. Pek çok şehrin bu söyleyeceğim bölümünü bilirim. Ben şu anda bu programa Ankara'dan katılıyorum ve Ankara'da manevi kanaat önderi olarak Hacı Bayram Veli'yi görülür. Ben şu anda bizi seyreden seyircilere bir adres söylemek isterim. Hacı Bayram Camisi'ne sabahleyin gitsinler erken saatte. Yani erken saatte derken sabah namazına giden dindar insanlar için söylüyorum. Özellikle AK Partililer açısından da bu önemli bana göre iktidar olmaları dolayısıyla. Oranın çıkışında biraz geç çıksınlar. Yani şöyle güneş doğsun, bir caminin içinde biraz takılsınlar tabiri caizse. Kapıdan da Hacı Bayram Veli Hazretlerine bir dua okusunlar. Sonra öne doğru yürüsünler. O mahallenin adı İsmet Paşa Mahallesi'dir. Önemli bir şey söyleyeceğim. Orada amele pazarı var. Orada günlük 50 lira, 60 lira, 70 lira için çalışmak için arabanıza doluşmak isteyen insanları görecekler. Bak çok önemli bir şey söyleyeyim. Tıpkı yıllar önce şu anda bu bizi seyreden seyircilerin çok iyi hatırlayacağı merhum Kemal Sunal'ın filmindeki o amele fotoğrafına benzeyen fotoğrafın aynısının yaşandığını görecekler. Sadece Ankara'da görmeyecekler, merak edenler. İstanbul'da da adresler söyleyebilirim onlara. Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye kadar değişik yerlerde amele pazarlarının olduğu yerler var. Türkiye'nin başka yerlerinde de söylerim. Doğu'da söylediğim zaman rakamlar daha da farklı bir yere gelir. Bakın biz bu araştırmada insanlara ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda çok büyük bir oranla, %50'lerin üzerindeki bir oranla ekonomi çıkıyor zaten. Ekonomi göreceli bir kavramdır. Herkes fakir, herkes perişan anlamına gelmiyor elbette. Ama şu anlama geliyor. Geçen seneki kazanımlarınızla alabildiklerinizi şu anda alamıyorsanız bu sizin açınızdan bir fakirlik ölçütü. Yoksa fakirlik ölçütü herkesin o amele pazarındaki durumunu anlatan ölçüt değil. Bakın somut bir şey daha söyleyeyim. 3 gün önce Mansur Yavaş Bey'i ziyaret etmiştim, davet etmişti beni. O gün dedi ki bana, ben Ankara'da olduğum için siyasilerle çok sık görüşüyorum. Yani Mansur Bey'le görüşünce de şimdi başka bir kesim başka bir şey anlayacak da onu da söyleyeyim. Yani herkesle görüşüyorum. O rahatlık içinde de söyleyeyim. Bugün de AK Partili bazı önemli siyasetçiler davet etti. Onlarla da görüştüm. Yani onu söyleyeyim de her seferinde böyle bir kompleks ifadesi olarak söylediğim için de ifade etmiyorum. Mansur Bey dedi ki biz ciddi bir paket hazırladık Mehmet Ali Bey. Hani ben onlara da Ankara'daki bu fakir, fukara, garip, gurebanın olduğu yerlerle ilgili düşüncelerimi paylaşınca biz dedi bugün bunu paylaşacağız. Bakın ertesi gün bu paketi açıkladıktan hemen sonra çok kısa süre içerisinde bu paketi dağıtabilecekleri yer bir anda doldu. Yani insanlar çok büyük kesimler bu konuda bir yani kışın yakıtını ödeyememekten kaynaklı, efendim doğal gazını ödeyememekten kaynaklı yardım edecek bir yer arıyorlar. Böyle bir dönem yaşanıyor. Önce onu ifade edelim. Siz ısrarla yok kardeşim işte herkesin arabası var, herkesin atı var, telefonunun da markası şudur falan diyebilirsiniz. Bu sizin deme tercihinizdir. Sizin halkla beraberliğinizi göstermiyor bu. Halkın gündemiyle sizin gündeminiz çok farklı. Biz vatandaşa Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye soruyoruz. %60'lara yakın 50 küsür ekonomi diyor. İnan bir 10-15-20 puanda ekonominin türevi olan başka şeyleri söylüyor. Vatandaşın böyle bir gündemi var. Göstermiş olduğunuz o yakıt kuyruğu için, petrol kuyruğu için sizin yayınlarınızla ilgili Halk TV olmanızdan dolayı eleştiri gelebilir. Çok kolay bir yöntem söyleyeyim. Bütün petrollerde, geçmişte petrolcülük yapmış birisiyim ben. Bütün petrollerde, istasyonlarda kameralar vardır. Şimdi zorunlu hale geldi bildiğim kadarıyla.
bu kameraların saat 11 öncesi 11-12 aralığındaki saatlerini istedikleri herhangi bir petrol istasyonu, bakın hiç ayırmadan söylüyorum, alsınlar. Hatta devletin Türk petrolleri falan var, oraların kameralarını alsınlar. Bu manzarayı görürler. Hiç Halk TV falan da seyretmelerine gerek yok. Onu da söylemiş olayım burada. Peki. Bu arada Roj Giresun bizimle birlikte, Raves Araştırma'nın müdürü. Birazdan Roj Bey'e döneceğiz ama bir yedinci grafiği verebilir miyiz arkadaşlar? Yedinci grafik. Zaten sormuşsunuz Mehmet Ali Bey. Kurulduğundan bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde AK Parti'ye oy verdim diyen seçmene soruldu. Önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'ye oy verme davranışınız nasıl olacak diye cevaplar. Kesinlikle oy vermeyeceğim. %56 gözüküyor. Oy verip vermemede tereddütlüyüm. Verebilirim, vermeyebilirim. 8. Yine oy vereceğim. 36. Şimdi dolayısıyla bu kuyruklar, ekonomik durum değil mi? Hemen diyelim Şirin Hanım. Burada şu, biz belli aralıklarla geçmişte de yaptık bu soruyu. Farklı partiler için yapıyoruz bunu. Önümüzdeki ayda Cumhuriyet Halk Partisi için yapacağız. Herhangi bir seçimde, yani hayatınız boyunca, ki AK Parti 20 yıldır var, bir ya da birden fazla seçimde AK Parti'ye oy verdiniz mi diye sorduğumuzda ilginç bir sonuçla karşı karşıyayız. Büyük bir rekor var aslında. Türkiye'deki aşağı yukarı her 4 seçmenden 3'ü bir ya da birden fazla kere AK Parti'ye oy vermiş. Ancak daha sonra bu seçmenin şu ya da bu nedenden dolayı AK Parti'ye oy vermediğini ya da vermeyeceğini ifade ettiğini görüyoruz. Ve biz o insanlara sorduk. Önümüzdeki seçimde peki daha önce bir kere ya da birden fazla kere oy verdiğiniz AK Parti'ye oy verecek misiniz dediğimizde biraz önce söylediğiniz sonuçları söylediler. Sonra biz bu insanlara sorduk. Peki kardeşim, bir ya da birden fazla kere AK Parti'ye oy vermişsiniz. Şimdi ne oldu da vermiyorsunuz? Yani ne oldu? Bir şey olmuş muhakkak. O insanlar işte bize o meşhur cevapları söylediler. Biz onları tasnif ettik. Yüzlerce alt başlık var ama 3 başlık altında toplandı. Vatandaş beni küstürdüler, kızdırdılar ve üzdüler ifadesini kullanıyor. Biz onları sorduk. Yani sizi küstüren, kızdıran ve üzen kim diye sorduk. Ve elimizde 6 tane konu başlığı var doğal olarak. Bir siyasi partiden bahsediyorsak 6 taneden fazla başlık olamaz. Nedir onlar? Bakın. Bir, partili belediyeler. Bir, partili belediyeler. İki, il ilçe teşkilatları. Üç, parti politikaları. Dört, genel merkez. Beş, milletvekilleri. Dokuzuncu. Altı, lider. Evet. Yani bu 6 başlık olması gerek. Ya da bunların birkaçı veya tamamı. Şimdi bakıyoruz, bir kere seçmenin önemli bir kısmı bunların hepsinden rahatsız. Bir kısmı bunların bir kısmından rahatsız. Geri kalanlar da şu anda gösterdiğiniz o grafikte de olduğu gibi farklı oranda rahatsızlığını ifade ediyor. Burada liderden rahatsızlık oranı düşük görülebilir ama AK Parti'nin yani epey yıllar içerisinde AK Parti çalışmış birisi olarak söyleyeyim. Eskiden liderle ilgili suçlamalar %1-2 geçmezken şu anda bu oranda ciddi bir artış var. Artık milletvekillerinden vesaireden sadece bir kesimden dolayı bir rahatsızlık yok. Daha geniş kapsamlı bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın içerisinde ekonomi, biraz önce Emin Bey'in de ifade ettiği gibi şüphesiz önemli ama ekonomi tek başına bir kavram olarak değil, vatandaş çoğaltıyor onu. Ekonominin türevi olarak adaleti görüyor, yapılan haksızlıkları görüyor, eşitsizlikleri görüyor. Ve bunlar üzerinden bir değerlendirme yapıyor vatandaş. Evet. Vatandaşın belli ki önemli bir kısmı küsmüş, kızmış veya üzülmüş. Ama tekrar söylüyorum. Evet. Geçmişte de AK Parti'nin zaman zaman oylarının düştüğü olmuştu. Ancak bir sonraki seçimde AK Parti bunları tolere edip toparlıyordu. Yani AK Parti'nin otobüsünden inen yolcu durakta bekliyor. Sonraki AK Parti otobüsüne biniyordu. Şimdi artık AK Parti'nin otobüsünden, dolmuşundan inen vatandaş, arkada gelen ve üzerinde İyi Parti yazan, Deva yazan, Gelecek yazan dolmuşa biniyor. Halen Cumhuriyet Halk Partisi yazan dolmuşa yeterince binmiyor ya da çok az bir kısmı biniyor. Orada da yerel seçimde gördük, adaylara bağlı olarak tümüyle binmem demiyor. İstanbul'da gördük onu, Ankara'da gördük, Adana'da, Mersin'de gördük. Adaya bağlı olarak da
şu yanlışı da düzeltelim burada. Çok kişi bunu söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sağcı bir aday koyduğu zaman oy veriyor değil. Doğru bir aday koyduğu zaman. Mesela Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı sağcı bir aday değil. Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı sağcı bir aday değil. Yani Ankara örneği verilebilir bu anlamda ama sadece bundan değil, doğru aday, doğru zamanda toplumsal kabul görmüş bir adayla Cumhuriyet Halk Partisi çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti tabanından oy alabiliyor. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Peki, şimdi Roj'a da dönmemiz gerekiyor. Dönüyorum. Roj Bey, size şunu soracağım, hoş geldiniz önce. Şimdi bu araştırmadan hızlı birkaç veriyi söyledikten sonra size bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi nasıl son dönemde milletlerin göçünü tartışıyoruz? Burada bir rakam var. Diyor ki 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz parti değişecek mi diye vatandaşa sormuş MAK araştırma. %41'i farklı bir siyasi partiye vereceğim demiş. Bu aslında bizim nasıl milletlerin göçü varsa bir siyasi partiler içinde de bir seçmen göçü olacağına delalet. Neredeyse yarısının farklı bir partiye oy vereceğini söylüyor. Bu bir. İki, demin Mehmet Ali Bey söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni içerisinde büyük bir kopma var. Kesinlikle oy vermeyeceğim diyen bir %56'lık. Kurulduğundan bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde AKP'ye oy vermiş seçmenin %56'sı vermeyeceğim diyor. Bir bütün olarak bakıldığında da gene Mehmet Ali Bey söyledi. Küstürdüler, kızdılar, kızdırdılar, üzdüler diyor. Yani kopuş bu şekilde. Sonra söylemedi ama araştırmanın içeriğinde var. Topluma bu sorunlar nedir diye sorulduğunda, bugün Türkiye'nin sorunları yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözemediği sorunlar nedir diye sorulduğunda, ekonomik sorunlar, eğitim sorun, ekonomik sorunlar %54. Çok büyük bir oran. Türkiye'nin neredeyse tam yarısından fazlası böyle düşünüyor. Sonra eğitim, göçmen, adaletsizlik falan diye gidiyor. Size şunu soracağım. Siz Güneydoğu seçmenine baktığınızda, Doğu ve Güneydoğu seçmenine baktığınızda, bir, böyle bir kopma görüyor musunuz? İki, sizce bu kopmanın gerekçesi bu sayılanlardan hangisi? Üç, seçmene baktığınızda sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı, örneğin Diyarbakır seçmeniyle Edirne seçmenini, Van seçmeniyle İzmir seçmenini, Türkiye'nin sorunları konusunda eşitledi mi? Çünkü bu tabloya baktığınızda neredeyse aşağı yukarı herkesin ortaklaşabileceği sorunlar arka arkaya dizilmiş görünüyor. Bu üç soruyu soruyorum arka arkaya size. Evet, şimdi seçmenin oy verme davranışı ya da sorunları ifade etme şekli ayrışıyor da olabilir. Yani genel anlamda Diyarbakır'da, Edirne'de vesaire farklılaşıyor olabilir. Ama bugün Türkiye'de